Ahir zamanda öyle sevaplar var ki sahabenin zamanında o sevaplar yok. Nedir işte bunlar? Ahlaktaki bu bozukluğu Risale-i Nur'daki iman hakikatleriyle tamircilik yapmak nur talebelerinin vazifesidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan 3-5 kelime öğreniyor. Duramıyor yerinde. Ne yapıyor? Çin'e gidiyor, Hindistan'a gidiyor. Efendim, İslam'ı tebliğ ediyor. İslam'ın tamamını bilmiyor. Sahabe deyince hep aklımıza bizim çok şey bilen. Yok öyle bir şey. İslam'ın ilk senelerinde 3 sene, 5 sene, 10 sene Kur'an'ın efendim daha yarısından fazlası nazil olmamış. Bütün dünyaya sahabeler dağılmış. Sahabeye yetişmek mümkün değil dedik ya. Evet. Hani sahabenin defterinde olmayan bazı sevaplar var. Yani ahir zamanda gelen ümmetim hayırlıdır diye birçok rivayet var. Elbette sahabeye yetişmek mümkün değil. Yani ehl-i sünnet vel cemaatin ittifakıyla sahabe yetişilmez bir zirve. Ama ahir zamanda öyle sevaplar var ki sahabenin zamanında o sevaplar yok. Nedir işte bunlar? Artık ahlaksızlık almış, yürümüş, sefahet, açıklık, saçıklık. Peki bunlara girmemek, bunlara dahil olmamak çok büyük bir sevap. Sahabenin defterinde böyle bir sevap yok. Ama onlar İslam'ın müessisi oldukları için şurada yaptığımız dersin sevabı dahi sahabenin kefe-i mizanına konuyor. Sahabe yetişmek mümkün değil. Onu tabii çok iyi ezberlemek, bilmek lazım efendim. Demek ki yüzlerce günahın hücumunda bir tek iştinap, az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş olur. Bu ehemmiyetli nokta nasıl kazanılır? Niyetle. Sabahleyin kalktığımız zaman bu günahı işlememeye niyet etmekle. Takva namıyla, günahlardan kaçınmak namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Cenab-ı Hak ahir zaman fitnesinden cümlemizi korusun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mühim dualarından efendim. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, şimdi bize düşen en büyük vazife nedir? Tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, bakın şu anda, Üstad o zamanı söylüyordu ama bu zamanı da içine alıyor tabii. Madem her dakikada şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaide yüzer günah insana hücum ediyor. Bir dakikada 100 günah, şimdi 1000 günah hücum ediyor. Elbette takvayla ve niyet-i içtinapla yüzer ameli salih işlenmiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Et-tahribu eshel, yıkmak çok kolay. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler, şer kuvvetlerin elindeki alet, edevat, eğer bizde de olsa, bir seviyede olsaydı onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Ama bunlar görülüyor elhamdülillah. Risale-i Nur hizmeti hem dahilde hem hariçte. Süratle ilerliyor elhamdülillah. Ez cümle nedir bu tahribatlar? Hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor. Tamir ediyor Seddi Zülkarneyn'in tahribiyle Ye'cuc ve Me'cuc'un dünyayı fesada vermesi gibi şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam olan Seddi Kur'ani'nin tezelzülüyle ve Ye'cuc ve Me'cuc'dan daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Evet. İnne Ye'cuc ve Me'cuc mufsiduna fil ard. Yani Ye'cuc Me'cuc, Üstad Hazretleri 5. Şua'da da onların işte Moğol ve Mançur kabileleri olduğu, efendim işte Rus istilası, Çin istilası neyse Moğolların yaptığı geçmişki tahribat, ondan daha büyük bir tahribat var mı? Var. Bugünkü ahlakta efendim meydana gelen ahlaksızlık. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahedeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi nedir nur talebelerinin vazifeleri? Az amelle pek büyük sevap ve amali salihaya medar olur. Yani ya benim vazifem var, evradım var,
onları yapayım, gideyim. Ama öbür tarafta bir delikanlı var, onu ziyaret etmek lazım. Ona akşamki dersi anlatmak lazım, onu ondan çok da. İhlas da bunu Üstad Hazretleri söylüyor. Yani nedir? Ahlaktaki bu bozukluğu Risale-i Nur'daki iman hakikatleriyle tamircilik yapmak nur talebelerinin vazifesidir. Öyleyse efendim Risale-i Nur şakirti böyle bir hadisede manevi mücahedeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi, yani sahabe-i kiram hazretleri de peygamberin vefat anında Hazreti Ebu Bekir bağında bahçesinde çalışıyorlar dünyaya da. Bakın ya, sahabe tekkedeki dervişlerden daha fazla ameli salihleri yok. Çok az sahabe öyle. Hem dünyayı bırakmıyorlar ama cihat için, manevi cihat için hayatlarını feda ediyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan 3-5 kelime öğreniyor. Duramıyor yerinde. Ne yapıyor? Çin'e gidiyor, Hindistan'a gidiyor. Efendim, İslam'ı tebliğ ediyor. İslam'ın tamamını bilmiyor. Sahabe deyince hep aklımıza bizim çok şey bilen. Yok öyle bir şey. İslam'ın ilk senelerinde, 3 sene, 5 sene, 10 sene, Kur'an'ın efendim daha yarısından fazlası nazil olmamış. Bütün dünyaya sahabeler dağılmış. Sahabeye yetişmek mümkün değil dedik ya, evet. Aynen sahabeler gibi az amelle pek büyük sevap ve amali saliha ya medar olur.